germe maşonlu oynak makaralı rulmanın montajını yapacağız. Öncelikle mil çapımız 60 milimetrelik mile oynak makaralı rulmanımızı montaj yapacağız. Germe maşonumuzu rulmana uyumlu olması gerekiyor. Rulmanımız, evet, 22.213 rulmanımıza H313 germe maşonu bağlıyoruz. Bunların uyumlu olmasa birbirine takamayız arkadaşlar. Yatağımızda 513-611 yatak olacak. Öncelikle germe maşonumuzu açıp bir renk takıyoruz arkadaşlar boşta. Rulmanımızı germe maşona takıyoruz. Rulmanımız koniktir arkadaşlar. Her iki tarafının ölçüsü farklı. Bir tarafı 67 geliyor mesela. Diğer tarafı 65. Konik tarafı, geniş olan tarafı germe maşona takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olması lazım. Diğer tarafı kafeli olursak olmayacaktır. Görmeniz için yapıyorum bunu. Bu şekilde ters olmaz. Geniş tarafı germe maşına gelecek şekilde boştayken böyle geziyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra sabitleme bileziğini, kilidini takıyoruz. Burada tırnakları var, ona dikkat etmemiz lazım. İş bittikten sonra somunu sabitlemek için. Somunumuzda düz olan taraf dışta gelecek arkadaşlar. Burada havşalı bir taraf var görüyorsunuz. Bu rulmandan tarafa geçecek. Bunu elle boşluğunu alıyoruz. Elle boşluğunu aldıktan sonra yine bu şekilde gezme yapıyor. Bunu yatağa taktıktan sonra, ayarladıktan sonra ay anahtarına sıkacağız arkadaşlar bu. Anahtarı var, anahtarına sıkacağız. Şimdi bu şekilde ayarlamak için boş bırakıyoruz. Sonra yatağımızı takacağız. Yatağa taktıktan sonra da iki tane mesafe bileziğimiz var. Bunları da gezmeyi engellemek için bunları da takacağız. Bunu gördüğünüz arkadaşlar. Yatağa basacağımız gres yağının dışarı çıkmaması için keçelerimiz var arkadaşlar. İki çeşit keçe var elimizde. Biri kauçuktan, biri çelik ve işte keçi olan, çoban keçisi dediğimiz keçi olan keçi. Bunun her ikisini de kullanabiliriz. Hepiniz hangisi varsa ondan kullanabilirsiniz. Ben şimdi yerini bir tarafa, diğerini bir tarafa takacağım görmeniz için. Bu şekilde yatak tarafı. Bunu bu tarafa takalım. Yer kavuşuk keçeye de. Bunların numarası da var arkadaşlar. 513 üzerinde yazıyor. Başkası olsa yatağa takamazsınız. Yine aynı şekilde bu yatağın da pimleri var. Pimlerini yerine getirmezseniz kaybı yapar. Şimdi çelik olanı bu tarafa, karşı olanı bu tarafa takıp bunun her ikisinde aynı kullanabilirsiniz. Ben görmediğiniz için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kapatacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi yerleştiriyoruz. Sonra mesafe bilezikleri gezmeyi engellemek için burada yuvası var. Diğerini de bu tarafa takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde taktıktan sonra milimizi ayarını yapıyoruz. Nerede çalışmasını istiyorsanız varsayalım burada çalışacak. Sonra anahtarla maşonumuzu sıkıyoruz. Rulmanın çalışma boşluğunu ayarlıyoruz. Rulmanın çalışma boşluğu kataloglarda mevcut. Sizin çalışmasını istediğiniz boşluk hangisiyse ona göre ayarlarsınız arkadaşlar. Rulmanın çalışma ortamı, sıcaklığı,
buradaki sıkma değerlerini değiştirebiliyoruz. Yeteri kadar sıktıktan sonra arkadaşlar şu kilidi somunun boşluğuna denk gelmesi gerekiyor. Buna denk geldiği zaman bu kilidi buraya kilitleyeceğiz arkadaşlar. Kilidimizi somuna kilitliyoruz. Somunun dönüp açılmasını engellemek için bunu yapmalıyız arkadaşlar. Aksi takside somun dönüp maşınımız açılabilir. Arkadaşlar bu cıvataları da germe maşörünün torkunda sıkmadık. Görünsün diye yaptık bunu. Siz bunları torkunda sıkarsınız arkadaşlar. Sonra presörlerini bağlayıp pres basmayı unutmayacağız arkadaşlar. Pres basmazsak rulmanımız hemen dağılır. Germe maşör ve konik oynar başlıklı konik rulmanın montajı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Demontajını gösterelim arkadaşlar. Germe maşörün söküm olayı kapağımız açtıktan sonra yine bu kilidi açacağız arkadaşlar buradan. Topunu açtıktan sonra yarım açıyoruz. Yarım açtıktan sonra arkadaşlar mesafe bileziğini çıkartıp buradan çekişte tıkılıyorum. Bu şekilde germe maşon boşa çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de demontajını yapıyorum. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.